Ve İsrail'in yaklaşık 9 aydır Gazze'de devam ettirdiği katliamı konuşuyoruz. Şimdi bir yandan da özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bunun bir girdap etkisi yaratabileceğini, bölgeye yayılabileceğini her fırsatta altını çizmişti ki gelen bütün gelişmeler de buna işaret ediyor. İşte bölge bölge bir anda Lübnan sınırına gözümüzü çeviriyoruz. Şimdi Yemen'e bakıyoruz. Çünkü İsrail ordu sözcülüğü, İsrail savaş uçaklarının Yemen'in Hudeyde kentindeki limanda Husilere ait askeri hedeflerini vurduğunu açıkladı. Saldırı İsrail'den Yemen'e doğrudan düzenlenen ilk saldırı olarak elbette dikkat çekti. Yemen'in Hudeyde limanı İsrail'e ait yaklaşık 20 F-15 uçağı tarafından vurulmuş oldu. Değerlendireceğiz bu gelişmeler neye işaret ediyor, neye evrilebilir? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Furkan Kaya uzaktan bağlantıyla yayınımıza katılıyor. Sayın Kaya hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Büşra Hanım, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Bu gelişmenin sizce önemi, anlamı nedir? Özellikle Yemen Hudeyde limanını hedef almış olması, dünyaya açılan kapısı Yemen'in ne anlama geliyor? Tabii şu an Hudeyde limanı gerçekten siz de arz etmiş olduğunuz gibi Yemen'in dünyaya açılan kapısı ve sadece Yemen nezdinde değil aslında Babülmendeb dediğimiz o boğazın bir haritada gözümüz önüne getirirsek Menteşe rolünün de özelliğiyle beraber hem çok önemli ticari güzergah hem de o anlamda da savaş anlamında da gerçekten askeri mühimmatın depolanabileceği ve herhangi bir tabii büyük ölçekli bir savaşta da kullanılabilecek çok önemli stratejik bir nokta. Şimdi bu ateşin Yemen'e doğru yayılıp yayılmamasını konuşuyoruz aslında. Şimdi biliyorsunuz Gazze katliamları başladığı andan itibaren yani 7 Ekim'den bu yana kadar İsrail bir şekilde bunu sadece Gazze'de kalmayıp bir şekilde Türkiye'nin güney hududuna kadar yani Suriye'ye kadar hatta biraz da İran'a kadar da bu işi yaymak suretiyle ve tabii ki güneyde Lübnan Hizbullah dediğimiz bölgeye de yani Lübnan'ın güneyi dediğimiz coğrafyaya da bu ateşi yaymak hatta denizleri de içine alacak şekilde belki de bölgesel ölçekli bir savaşı küresel ölçeğe taşımak da amacı. Şimdi burada özellikle işin bir de ticari boyutu da var. Şimdi bununla ilgili ben geçen yine bir konuşma yapmıştım. Süveyş kanalı dediğimiz aslında Kızıldeniz'in bulunduğu havza büyük bir küresel ticari krizinde habercisi mi diye bir değerlendirme yapmıştım. Gerçekten de öyle. Bakın bugün neredeyse gemi geçişlerinin neredeyse yüzde şöyle rakamlar önümdeydi hemen size arz edeyim. 2022-23 yıllar arasında Süveyş kanalından 1,5 milyar ton yük taşıyan 25.900 gemi geçmiş ve yaklaşık 9.4 milyar dolar gelir elde edilmiş Büşra Hanım. 2023-2024 daha 2024 bitirmedik ama artık yarısını geçtik. Söylemekte bir sakınca olmaz diye düşünüyorum. 2023-2024'te de 1 milyar ton yük taşıyan 20.148 gemi geçiş sağlanmış, 7.2 milyar dolarda gelir elde edilmiş. Yani bakın dünya ticaretinin %15'ini ev sahipliği yapan Süveyş kanalı ki Kızıldeniz'de en önemli ağıt damarı olan bu coğrafyadan bahsediyoruz. Son 6 ayda %85 oranında gemi geçişlerinde azalma var. Tam tersine Ümitburnu'ndan da %125 bu gemi geçişlerin arttığını görüyoruz. Şimdi bu ateş kızışırsa yani Husilerle özellikle Yemen ve İsrail arasındaki savaş gerilim artarsa bu dünya ticaretini çok ciddi etkileyecek Müşra Hanım. Belki şu anda farkında değiliz ama bunun tsunami etkisini yakın zamanda görürüz ve bunun toparlanması da bunun 2-3 kat yıl demek olacağını da aklımızdan çıkarmayalım. Dolayısıyla bunu sadece Husilere yönelik işte İsrail'in bizi vuranı biz de vururuz gibi böyle daha kendi açısından minimal sebeplerle değil bunun işte dünya savaşının büyük ekonomik krizle beraber getirilmesi için de bir altyapı hazırlığı olabileceğini de aklımızdan çıkarmayalım. Çünkü baktığımızda evet İran da bu savaş ortamın içerisine çekilmeye çalışılıyor. İran'da yeni bir siyasi dönem başladı. Şimdi peki burada orta yol nasıl bulunacak? Bir koalisyon gücü biliyorsunuz zaten bu refah operasyon koalisyon grubu Husilere karşı bir İngiltere ile Amerika bu anlamda bir mukavemet gösteriyor. Bir mukabele gösteriyor ama bunun ne kadar caydırıcı olabileceğini şu ana kadar gördük. Demek ki caydırıcı değil. Buradaki gemi geçişlerinin güvenliği sağlanmadıktan sonra da buradan hiçbir ticari geminin de geçemeyeceğini de kabul etmemiz gerekiyor. O zaman Kızıldeniz yeni bir savaşın deniz hattı mı olacak? Bunu da tabii ki merakla bekliyoruz. Ama bu savaş karşılıklı misillemelerle devam eder mi? Yoksa başka vekil güçler üzerinden, yani Hizbullah da açıklama yaptı biliyorsunuz. Bunun gidişatı bölgemizi saran büyük bir yangına dönüşebilir dedi. Bu noktada birincisi hepsi de değerlendirdik. Netanyahu ömrünü uzatmak üzere savaş hattını genişletmeye çalışıyor.
İkincisi yeni dönemde Amerika Birleşik Devletleri ki açıklama yaptı. Reuters'ta okumuştum yanlış hatırlamıyorsa. Ne olursa olsun Amerika bizim müttefikimiz diyor. Başkanlık koltuğuna kim oturursa otursun. Bizim en önemli müttefikimiz, dostumuzdur Amerika diyor. Yani öyle bir zorlama çıkarıyor ki siz diyor Trump gelsin kim gelirse gelsin. Bizim daimi dostumuzdur Amerika. Her zaman Amerika bizim arkamızda duracak diyor. Şimdi böylesine bir gücü arkasına almış 20 tane F-15 ile bunun yakıtını kim veriyor? Bunun mühimmatını kim veriyor? En basit soruyu soralım. Hani İsrail caydırılacaktı? Hani İsrail'e büyük baskı uygulanacaktı? 9 kiloluk bombalarla mülteci kamplarını vurmaya devam ediyor. Demek ki Büşra Hanım özde başka, sözde başka. Bence her şey hazırlıklı olmalıyız bu saatten sonra. Çünkü bu İsrail çılgınlığı, İsrail vahşeti her an bölgemizi saracak, büyük bir yangına sebebiyet verecek nedenleri de ortaya çıkarabilir. Sayın Kaya, bir yandan da işte zaten aylardır devamlı bu gündeme geliyor ama işte sonuna varılamıyor, bir neticeye varılamıyor ya. Yeniden ateşkes görüşmelerinin başlayacağı müzakereler için işte Perşembe günü İsrail'den bir heyetin Doha'ya gideceği yönünde haberler var. Dolayısıyla bunlar da mı göstermelik, ne dersiniz? Yine bir oyalama taktiği mi? Büşra Hanım sizle de hep bunu konuştuk. Evet, bence bir oyalama taktiği. Artık ateşkes kelimesinin bir anlamı da kalmadı. Yani ateşkesin uluslararası ilişkiler bir ağırlığı vardı biliyorsunuz. Savaş sonrası ateşkes siz bunu görüşmeleri hep ifade ciddi de ettiniz, takip ateşkesten söz edemeyiz diye. Evet, bu o kadar çok özür dilerim ama sulandırıldı ki bu mesele. Esir takası mı olacak, ateşkes Doha'da mı olacak, başka bir yerde mi olacak, Katar mı arabulucu olacak, Mısır mı arabulucu olacak? Resmen bize cambaza bak oyununu gösteriyorlar. Cambaza bak cambaza. Biz cambaza bakıyoruz ama aşağıda biz onları seyrederken neler oluyor farkında değiliz. Şimdi dolayısıyla burada dediğim gibi ateşkes görüşmelerinin ben bu anlamda bir zaman kazanma olarak değerlendiriyorum. Kendi kamuoyuna bakın Netanyahu evet bir yandan da ateşkes için aslında niyetli ama işte şartlar bunu ele getirmiyor. Çünkü Hamas bize saldırmaya devam ediyor gibi görüntü oluşturmaya çalışıyor. Üçüncüsü dünyada oluşan İsrail aleyhtarlığı ve Netanyahu aleyhtarlığına karşı kendilerince bir güzelleme, bir kozmetik görüntü ortaya koymaya çalışıyorlar. Ama Türkiye olarak biz başından beri söylüyoruz. Mesele ateşkes değil zaten. Ateşkes kelimesini hep söylüyorum kullanmak yanlış. Burada İsrail'in vahşetini durduracak bir mekanizmanın sahadaki görüntüsünü biz istiyoruz. Barış gücü mü dersiniz? Hava sahasının kapatılması mı dersiniz? Başka bir şey mi? İsrail'i izole mi edersiniz? Ambargo altına mı alırsınız? Bunları biz bilemeyiz. Biz vatandaşız ama devletler bunu, İsrail'in arkasındaki devletler, sözüm ona biz insan haklarının arkasındayız, demokrasinin havarisiyiz diyenler de madem öyle buyurun İsrail'in Gazze vahşetine karşı yapın. O zaman şunu söyleyelim. Evet tamam biz de bir şey demiyoruz. Rusya dünya ayağa kalktı. Ukrayna'da insanları, Ukrayna'da savaşıyor. Rusya'ya yaptırım uygulayalım, Rusya'yı tecrit edelim diye. Bakın burada da İsrail bunun 5 kat fazlasını, 10 kat fazlasını yapıyor. Niye bu anlamda peki İsrail'e karşı sözden ileriye gidemiyorsunuz? Şimdi bunu da soralım. Bir cevap alabiliyor muyuz? Hayır alamıyoruz. Ama Netanyahu bugün Reuters'a diyor ki benim en önemli müttefikim Amerika'dır diyor. Kim olursa olsun hiç önemli değil. Onlar bizim arkamızdadır diyor. Demek ki bir şeye güveniyor Büşra Hanım. Hep bunu söylüyor. Herhalde bunu da boşuna demiyor çünkü baktığımızda bırakın İsrail'e dur demeyi onur edecek şekilde Netanyahu yönetimini dahi onur edecek şekilde işte Netanyahu bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Kongrede ağırlanacak. Biden eğer Covid'i yenmiş olursa Biden'la görüşecek. İşte başkan adayı olması beklenen Kamala Harris'le bir araya gelecek. Dolayısıyla böyle de bir gelişme var. Evet Büşra Hanım işte bu da malumun ilanı işte. O kongrede bakalım kimler alkışlayacak, kimler o destek, kimlerin yüzlerinde tebessüm göreceğiz. Bunlar çok önemli ve Kamala Harris'in biz de tanıyoruz. Kamala Harris evet ilk siyahi başkan, efendim işte evet siyasette kadınların olması biz de destekliyoruz ama öyle bir de güzelleme yapıp yeni bir kozmetik şey var ki siyaseti. Kamala gelecek sanki dertler bitecek. Hayır. Kamala 4. Obama dönemi olacak ve daha sert olacak, daha neokon olacak ve burada Trump'ın politikalarını eleştiren ve Amerika'yı daha şahin olmayı iten anlayış içerisinde olduğunu unutmayalım. Bir de Kamala Harris'in eşini de inceleyelim. Eşinin bağlantılı olduğu o evangelizm dediğimiz sisteme de bakalım. Dolayısıyla tabii kim kazanacak? Trump önde gidiyor ama seçim bu belli olmaz. Ama Trump'ın karşısında Kamala Harris'in 19 Ağustos'ta kongre olacak biliyorsunuz. Orada adaylık belirlenecek. Bakalım nasıl olacak? Ama en güçlü aday şu anda Kamala Harris gibi gözüküyor. Ama Trump'ın da İsrail politikasını biliyoruz. Ama Trump'ın şunu bakın bunu tek cümle söyleyeceğim Büşra Hanım. Zamanımız az ama bunu değerlendirmemiz lazım. Trump dediğimiz anlayışın mücadele ettiği saha şu. Amerika'yı kuranlarla bakın Amerika'yı kuranlarla Amerika'yı sonradan ele geçiren bu Siyonizm ve evangelizm. Bakın arada büyük bir mücadele var. Bunların kurbanlarından biri John F. Kennedy'ydi. Unutmayalım. Peki. Bunu bir detay olarak vermek isterim. Çok çok teşekkür ederiz Sayın Kaya yayınımıza katıldığınız için.